Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir Oppo modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulan Renault 4 modeli arkadaşlar. Biliyorsunuz Acunlu Renault 4 reklamları da yayınlanmaya başladı. Biz aslında Renault 4'ün reklam yüzünü farklı biri olarak bekliyorduk. Fakat görünen o ki Acun'un Renault 3 reklamları hayli tutmuş ve bu yüzden Acun Renault 4 reklamlarında da karşımıza çıktı dedikten sonra bu alakasız bilgiyi size verdikten sonra telefonumuzun incelemesine tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Oppo Renault 4 genel itibariyle tasarım olarak aslında günümüzde görmeye alışık olduğumuz modellerin benzer çizgilerini taşıyor diyebiliriz. Sadece arka tarafta kamera tarafında değişik bir tasarım çizgisine gidilmiş. Aslında bu Oppo ile özdeşleşen bir tasarım çizgisi ve kapak tasarımının da benim çok hoşuma gittiğimi söyleyebilirim. Bunlara birazdan değineceğiz. Telefonu kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar ele tam olarak oturduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle tuttuğunuz zaman gerçekten ele oturuyor ve tek elle kullanmak da gayet basit. Bu açıdan zorluk çekmiyorsunuz. Yani burada en boy oranının gayet iyi ayarlandığını söyleyebiliriz. Çok kalın bir telefon değil. İnce bile diyebiliriz ve hafif arkadaşlar gerçekten. Hani bazı telefonları elinize aldığınızda şöyle kalın olduğunu ve ağır olduğunu hissedersiniz. Fakat Oppo Reno 4 gerçekten çok hafif, ince. Yani dolayısıyla zarif bir tasarıma sahip diyebiliriz. Telefon tuttuğunuz zaman sol tarafta ses açıp kapama butonu duruyor. Sağ tarafta ise power butonu yerleştirilmiş. Bu power butonun üzerinde yine Oppo modellerini görmeye alışık olduğumuz yeşil bir çizgi bulunuyor. Bu çizgi arkadaşlar son dönemdeki Oppo cihazlarında karşımıza çıkmaya başladı. Sadece telefonlar değil, Oppo bunu mesela akıllı saatinde bile konumlandırmış durumda. Örneğin benim şu anda kolumda Oppo Watch bulunuyor. Bunda da yine power butonunun üzerinde ince yeşil bir çizgi var. Yani önünüze bir Oppo cihazı geldiğinde bunun power butonu nerede diye aramanıza gerek yok. Hemen üzerine bakın, yeşil ince çizgi bulunan buton power tuşudur. Evet arkadaşlar, baktığımız zaman telefonun ön yüzünde ilk dikkat çeken detay üst tarafta çift kamera görünümünün bulunması, fakat burada ufak bir nüans var. Aslında Oppo'nun bu modelinde arkadaşlar çift ön kamera yok. Bunlardan bir tanesi el hareketlerimizi algılayan bir sensör, buna birazdan değineceğiz. Yan çerçevelerin ve üst çerçevenin oldukça ince tasarlandığını söyleyebilirim. Alt çerçeve ise bir tık daha kalın. Bu biraz daha inceltilebilirdi fakat günümüzdeki pek çok üreticinin genel sorunu bu. Alt çerçeveyi henüz istediğimiz kıvamda inceltmeyi başaramadılar. Bunu başaran modeller var fakat onlar da bir hayli pahalı. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim ve gelelim telefonumuzun arka kapak tasarımına. Bize gelen renk arkadaşlar Galactic Blue olarak geçiyor ve gerçekten çok hoş bir renk. Bunu size söyleyebilirim. Temel olarak baktığımızda mavinin tonları var gibi telefonun arkasında. Yani tek bir mavi tonundan bahsetmiyorum burada. Birkaç farklı mavi ton görmek mümkün ve gerçekten çok hoş bir görünüm vermiş telefona. Elinizi şöyle sürttüğünüz zaman arkadaşlar arka kapağı zaten plastik bir yapı olduğunu fark edebiliyorsunuz ki zaten telefonun yapısı da plastik. Bu plastik çok sert değil. Yani şöyle bastırdığınız zaman arka tarafa böyle esnediğini fark edebiliyorsunuz. Yani çok sert bir plastiğin olmadığını da belirtebiliriz. Kamera çıkıntısı sizi rahatsız edecek kadar yüksek değil. Burada çift katmanlı bir çıkıntıya yer vermiş Oppo. Yani kameralar için bir yüzey belirlemiş. O yüzeyin üzerinde ise 3 ana kameramız yükseliyor. Ayrıyeten bu dikdörtgen modülün içerisine de 4. kamerayı yerleştirmiş arkadaşlar. Genel itibariyle telefonun tasarımını ben başarılı buldum. Yani kötü bir tasarım değil. İnce ve zarif bir telefon ve dışarıdan bakıldığında da görüldüğü üzere gayet şık durduğunu söylemek mümkün. Peki dışarıdan baktığımızda bu kadar şık görünen bir telefon bize teknik özellikler tarafından neler vaat ediyor? Dilerseniz buna geçelim. Bu telefonda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 720 Gaming Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 8 nanometrelik bir üretim teknolojisiyle geldi. Daha önceki incelemelerde de bu 8 nanometrenin, 12 nanometrenin, 14 nanometrenin ne anlama geldiğini söylemiştim. Fakat ilk defa izleyenler için yine söyleyeyim arkadaşlar. Bu Yonga setlerinin içerisinde transistör dediğimiz anahtarlama elemanları bulunuyor. Bu anahtarlama elemanları İşlemcilerin temel bileşenlerinden biri diyebiliriz. Elektronikte biliyorsunuz birler sıfırlar var. Bu birler sıfırlar, bu transistör dediğimiz anahtarlama elemanlarıyla sağlanıyor. Burada arkadaşlar 8 nanometre ifadesi bu transistörler arasındaki mesafeyi bize gösteriyor. Dolayısıyla siz bu mesafeyi ne kadar kısaltırsanız, yani 8 nanometre, 5 nanometre, 3 nanometre ne kadar kısaltırsanız işlemci içerisine o kadar çok transistör koyabiliyorsunuz. Transistör sayısının artması
o işlemcinin anlık olarak yapabildiği işlem sayısını da arttırıyor. Başka bir deyişle telefonun daha hızlı çalışmasını, daha düşük güç tüketmesini ve daha az ısınmasını sağlıyor. Dolayısıyla burada telefonda Snapdragon 720G'ye yer verilmiş olması bizim için olumlu diyebiliriz. Halihazırda bu Yonga setinin Google Play üzerinde aşamayacağı ya da oynatamayacağı bir oyun olmadığını da belirtelim. RAM tarafına baktığımızda ise arkadaşlar 8 GB'lık bir RAM kapasitesi görüyoruz. Ayrıca dahili depolama tarafında da 128 GB'lık bir alanın ayrılığını belirtelim. Genel itibariyle baktığımız zaman 8 GB'lık RAM'in hala yeteceğini söyleyebiliriz ki günümüzde üst segmente çıkan bazı modellerde bile hala 6 GB'lık RAM kullanıldığını unutmamak gerekiyor. Dahili depolama alanına baktığımızda ise 128 GB'ın günlük hayatta bizlere fazlasıyla yeteceğini söylemek mümkün arkadaşlar. 64 GB belki yetmeyebilir fakat 128 GB hali hazırda günlük fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı vesaire saklamak için gayet yeterli bir alan diyebiliriz. Muhtemelen sizi iCloud ya da benzeri bulut uygulamalarından da kurtaracaktır bu alan. Evet arkadaşlar, dahili depolama alanı ve RAM, Yonga seti gibi teknik özelliklere değindikten sonra bir de ekrandan bahsedelim. Bu telefonda arkadaşlar OLED bir ekran bulunuyor. Bu ekranın parlaklık değeri 430 nit. 1080x2400 piksel çözünürlüğü, 411 ppi piksel derinliğine sahip olan bu ekranın boyutu ise 6.4 inç arkadaşlar. Ekranın gövdeye oranı ise %83.5 civarlarında, yani yaklaşık olarak %84'lük bir ekran gövde oranının olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu belirtmek istiyorum. Delikli ekran tasarımıyla gelmiş olması telefonun ekran gövde oranını yükseltmiş. Evet, ama alt çerçevenin birazcık kalın olması ekran gövde oranının %85'in üzerine çıkmasını engellemiş durumda. Eğer alt kısım, yani alt çerçeve bir tık daha ince olsaydı arkadaşlar, bu telefonun ekran gövde oranı çok rahat bir şekilde %85'in üzerine çıkacaktı. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Corning Gorilla Glass imzalı bir koruma teknolojisi var. Ekranda ayrıyetten kutudan ilk çıktığında bir ekran koruyucu ile birlikte geliyor. Bu ekran koruyucu arkadaşlar ince bir ekran koruyucu. Dolayısıyla siz daha kalın bir şey yapıştırmak isterseniz bunu söküp yerine yapıştırabilirsiniz. Fakat şunu belirtmek istiyorum sizlere. Her ne kadar kırılmaz cam diye satılan ekran koruyucuları taksanız dahi, telefonunuz köşelerinden düştüğü zaman arkadaşlar, yani köşe üzerine düştüğü zaman bu ekran büyük oranda yine kırılacaktır, çatlayacaktır. OLED ekranda şöyle bir dezavantaj var. OLED ekranlar IPS LCD ekranlara göre çok daha pahalı arkadaşlar. Yani atıyorum bugün IPS LCD ekrana sahip bir telefonun ekranını siz 150-200 liraya tamir ettirebiliyorsanız, OLED ekranda, AMOLED ekranda bu fiyatlar rahatlıkla 1000 liranın üzerine çıkıyor. O yüzden OLED ekranlı bir telefon aldığınızda ekranın kırılmamasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, ekrandan da bahsettiğimize göre sıra geldi arka tarafta bulunan dörtlü ana kamera modülümüz arkadaşlar. Burada aslında Oppo Reno 4 Pro'ya benzer bir kamera kurulumuyla karşı karşıyayız. Oppo Reno 4 Pro'da hatırlayacağınız üzere 4 tane kamera alt alta dizilmişti. Bunda ise bir tane kamera yan tarafa konumlandırılmış durumda. Tabii burada şunu size dipnot olarak belirtmek istiyorum. Burada aynı özelliklere sahipmiş gibi görünen iki kamera bulunsa bile bunların teknolojileri farklı olabiliyor. Dolayısıyla çektiğiniz fotoğraflarda da farklı sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu da sizlere dipnot olarak hatırlatmış olalım. Gelelim kamera kurulumuna arkadaşlar. Bu cihazda f1.7 diyafram aralığına sahip 48 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kamera geniş açılı bir kamera. Buna 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik f2.4 makro kamera, 2 megapiksellik de f2.4 derinlik kamerası eşlik ediyor. Telefonla arkadaşlar 119 derecelik ultra geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ben bu fotoğrafların gayet yeterli olduğu görüşündeyim. Ayrıyeten geniş açı yaptığınız zaman fotoğraflarda bozulmalar da olmuyor. Peki telefonun video performansı nasıl? Bu telefonda arkadaşlar 30 FPS'te 4K videolar çekebiliyorsunuz. Aynı şekilde 30-60 FPS'te de 1K çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz. Bizim ofisimiz E5 kenarında 16. katta bulunuyor. Buradan dış ortam gürültüsüyle birlikte bir video da çektik sizler için. Dilerseniz şimdi telefonun canlı video performansını da sizlere gösterelim.
Evet, telefonun ana kamera performansı kısaca bu şekildeydi. Bence başarılı bir performans diyebiliriz ki fiyatına nazaran baktığımızda gayet beklentileri karşılayan bir düzeyde bu kamera performansı. Peki ön tarafta bizleri ne bekliyor? Gelelim buna. Ön yüzde arkadaşlar 32 megapiksellik geniş açılı bir kamera var. Bu kamera genel anlamda selfilerde vesaire başarılı. Biz birkaç tane selfie fotoğrafı da çektik. Gelelim şimdi ön kameranın yanında bulunan kamera görünümlü sensörümüze. Bu Oppo Reno 4'te bulunan Smart Air Control isimli teknolojinin ana parçası diyebiliriz. Yani ne işe yarıyor arkadaşlar? Şöyle uzaktan elinizle ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Peki neden ben dokunmak yerine ekranı uzaktan elimle böyle kontrol edeyim diye soracak olabilirsiniz. Aslında cevabı çok basit. Örneğin arkadaşlar telefonunuz şöyle duruyor. Aynen benim böyle koyduğum gibi. O arada da yemek yapıyorsunuz. Ne bileyim hamur yoğuruyorsunuz. Eliniz bir şekilde kirlenmiş durumda. Bir bakıyorsunuz size bir arama geliyor. Bu aramayı telefonunuza elinizi sürmek yerine şöyle yaparak kontrol edebiliyorsunuz. Ya da yemek yapmaya geri dönelim. Örneğin yemek yapıyorsunuz ve tarife bakıyorsunuz. Aşağı kaydırmanız lazım ekranı. Ne yapıyorsunuz? Elinizi şöyle yaparak ekranı dokunmadan aşağı kaydırabiliyorsunuz. Yani bu şekilde gayet başarılı bir kullanıma sahip telefon. Tabii günlük yaşamda durup dururken böyle böyle kullanacak değilsiniz dediği gibi ama sonuç olarak eliniz kirliyse, dokunmak istemiyorsanız, işte atıyorum kışın elinizde eldiven varsa ve eldiveni çıkarmadan biliyorsunuz çoğu zaman telefona hükmedemiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ellerinizle çeşitli kullanımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da günün sonunda size alternatif bir kullanım seçeneği sunuyor. Dedikten sonra gelelim telefonumuzun batarya özelliklerine arkadaşlar. Bu telefonda 4015 mAh boyutunda ortalamanın bir tık üzerinde bir batarya bulunuyor. Oppo bu bataryayı 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisiyle desteklemiş. Bu şarj teknolojisi sayesinde arkadaşlar telefonunuzu şarja taktıktan 20 dakika sonra telefonun bataryası %50 oranında dolmuş oluyor ki bu bence gayet başarılı bir oran. Zaten son dönemde bu tarz hızlı şarj olaylarına da alıştık. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Oppo batarya, kablo, kulaklık vesaire hepsini telefonun kutu içeriğinde sizlere sunuyor. Yani biz çevrecilik yapıyoruz deyip kulaklığı, adaptörü, kabloyu vesaire çıkartmış değil. Gelelim bize bu kadar özellik sunan Oppo Reno 4'ün fiyatına arkadaşlar. Zaten artık günümüzde orta segment cihazların bile 3000 liraların üzerinde fiyatlarla çıkmasına alıştık. Dolayısıyla Reno 4'ün fiyatı bir tık daha yukarıda. Halihazırda bu telefonu internet üzerinden 4300 lira ve üstü fiyatlara bulmanız mümkün arkadaşlar. Yani ben şöyle bir bakmıştım sitelere, Oppo Türkiye garantili en ucuz fiyat 4310 liraydı. Bu videonun çekildiği tarihte, tabii izlediğiniz tarihe göre bu telefonun fiyatı çok farklılık gösterebilir. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde hani telefon fiyatları çok böyle değişken. Dolayısıyla bu noktada da sizleri bilgilendirmek istedik. Evet arkadaşlar bugün sizlere Oppo Reno 4'ün incelemesini sunmaya çalıştık. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan soru işaretleri varsa videonun altında bizlere yorum olarak belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.